Hurecihan. Küs müyüz? Olur mu öyle şey sultanım? Kendi derdime düşüp sizi ihmal ettim sanırım. Öyle olsun. Gel. Sultanım. Emin misin? Güvenebilir miyiz? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Bir bakmakta fayda var sultanım. Hem ne kaybederiz ki? Eğer bu dediğin doğruysa Hürrem'in sonu geldi demektir. Haber kaynağı kim? Orası muallak sultanım. Bana gelen çavuş sadece Hürrem Sultan'ın gizli bir odası olduğunu, divanı da oradan dinlediğini söyledi. Burası mı? Vallahi buralardan bir yerden giriliyor olmalı. Zira başka bir yerden divanla bağlantı kurmak epey zor. Sümbül geçenlerde burada dolanıp duruyordu. Mum getir bana. Vallahi sultanım ne yaptığınızı hiç anlamadım. Birazdan anlayacaksın inşallah. Bulduk galiba. Bak. Bak aleve bak. Nasıl değişiyor? Arkası boş belli ki. Tut bakayım şunu. Sultanım nasıl açılır ki bu? Mutlaka bir yolu vardır. Yok sultanım, bu kapıyı açmanın mümkünatı yok. Mutlaka bir yolu vardır. Hürrem, artık sonun geldi.
Bunun hesabını asla veremeyeceksin. Asla. Bu da içmesen. Hünkârımızın kulağına gitmesin. Merak etme Nurban. Hünkârımız benim yanımda. Bugün herkesin ortasında ne dedi biliyor musun? Şehzadem Selim Saruhan Sancak Bey'dir. Ve ben hayatta olduğum müddetçe bu vazifesine devam edecek. Aynen böyle dedi. Çok sevindim. Diğerlerinin yüzünü merak ettim şimdi. Gıkları bile çıkmadı. Gözlerinden haset akıyordu. Benim öyle kolay lokma olmadığımı anlamışlardır herhalde. Başka ne olabilir ki validem? İşitmediniz mi dediklerini? Selim uğruna hepimizin gururunu ayaklar altına aldı. Öfken gözünü karartmasın. Bu senden çok Mustafa ile alakalı. Ne demek bu? O sizi birbirinize düşürmek niyetinde. Hünkârımız da bunu anlamış olmalı ki Mustafa'yı bu vesileyle ikaz etti. O zaman büyük bir hata yapıyorlar validem. Keşke hepimiz Mustafa abim kadar masum olsaydık. Sultanım. Hünkârımızın yanındaymışsın diye işittim. Neler oldu? Hünkârımız gönlündeki tahtın sahibini ilan etmek için çağırmış bizleri. Selim. Selim. Selim'in kendine hayrı yok. Ne tahtıymış? Şimdi siz bırakın bütün bunları. Öyle bir şey öğrendim ki yer yerinden oynayacak. Neymiş o? Hürrem'in bir odası var. Meğer Hürrem o gizli odadan divanı dinliyormuş. Haberimiz yok. Sadece bizim değil. Hiç kimsenin haberi yok. Ne hünkârımızın, ne Rüstem'in. Emin misiniz bundan? Gözlerimle görmesem kesinlikle inanmazdım. Hünkârımız bunu asla affetmez. Hürrem'in sonu geldi. Gel. Paşa Hazretleri. Sokullu Mehmet Paşa Hürrem Sultan'ın yanına gitti. Sizin odada görüşecekler. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Kim istemiş görüşmeyi? Bildiklerim bundan ibaret. Gel. Paşa Hazretleri, Fatma Sultan Hazretleri'ne geldiler. Alın içeri. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi şimdi öğreneceğiz. Sultan. Mihrimah Sultanımızı görmeye geldiyseniz kendileri sarayda değiller. Biliyorum. Seni görmeye geldim. Diyeceklerim var. Sultanım. Epeydir sizi görmek istiyordum lakin bir türlü fırsat olmadı. Hadiseler malumun. Şehzadelerim buradaydı. Onlarla meşguldüm. Elbette sultanım. Size şükranlarımı sunmak isterim. Sayenizde hayal bile edemeyeceğim mühim bir makama tayin edildim. Herkes hak ettiğini yaşar paşa. Bu da bir şey değil. Bana olan sadakatin ve hizmetlerin seni daha da yukarılara taşıyacak. Lütfediyorsunuz sultanım. Müsaade buyurursanız bir mevzu hakkında malumat vermek isterim. Fatma Sultanımız geçenlerde beni Mermer Köşk'e çağırdılar. Ben de bu davete icabet ettim.
Eminim tebrik etmek istemiştir. Hangi tarafta durduğumu anlamak istemişler. Sen ne dedin? Rengini belli ettin mi? Siz istemediğiniz müddetçe kimse benim rengimi bilemez sultanım. Lakin Fatma Sultan kimin nerede durduğunu tahmin edebilecek zekaya sahip olsa gerek. Olsun. Yine de dile dökülmedikçe hep bir şüphe kalır. Beni kendine düşman bellediğini biliyorum. Lakin böyle olmak zorunda değil. Haşa sultanım. Benim hiç kimseyle husumetim olmaz. Bilhassa sultanlarımızla hiç olmaz. Benim de kimseyle husumetim yok. Sadece orta yolu bulmaya çalışıyorum. Vaka senin yapman icap eden de budur. Bilhassa etrafında sırtını bile dönebileceğin hiç kimse yokken. Şükürler olsun. Şükürler olsun ki söylediğiniz vaziyette değilim. Hürrem'i diyorsan o yeni gözdesini çoktan buldu. Sokollu Mehmet. Daha dün kapıcı başıydı. Bugün paşa oldu. Donanmanın başına geçti. Hünkârımızın takdiri. Sen etrafında olup bitenleri gördüğünü sanıyorsun. Ama öyle değil. Mesela ben Sokollu'yla görüştüm. Sana bahsettiler mi? Tahmin ettiğim gibi. Ruhum bile duymamış. Kimlerle görüştüğünüz beni alakadar etmez. Hürrem'in sırları var. Ve ucu sana dokunuyor Rüstem. Sizi üzmek istemem ve fakat Hürrem Sultan'la gizlimiz saklımız yoktur bizim. Madem öyle Sokollu nasıl parladı birden böyle? Uyan artık Rüstem. Aç gözlerini. Sokollu adım adım yerine geçiyor. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. En azından ben varken. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Zira senin ellerin pis, onunkilerse temiz. Sultanım, müsaadenizle. Miriman zevcisin diye kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sizinkisi sadece bir anlaşma. Devlet adamısın, iyi bilirsin. Şartlar değişirse anlaşmalar da bozulur. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Bizi birbirimize düşman edemezsiniz. Sana birini göndereceğim. Onu divanda kabul et. Bakalım o çok güvendiğin Hürrem arkandan ne dolaplar çeviriyor. Donanmayı ne vakit ziyaret edeceksin? Fırsat bulamadım Paşa Hazretleri. Münasip bir vakitte giderim. Fatma Sultan'la görüşmek için vaktin var. Donanma için yok öyle mi? Ne oldu? Gizli kalacağını mı sanıyordun? Benim gizlim saklım yok paşam. Hürrem Sultanımızın haberi var. Sana söylemesem de olur diyorsun yani. Ne haddime? Mühim bir vaziyet olmadığı için sizi lüzumsuz yere rahatsız etmek istemedim. Çekilebilirsin. Zal Mahmut.
Emredin Paşa Hazretleri. Fatma Sultan'ın bahsettiği zat-ı muhterem her kimse onu görmek istiyorum. Sümbül'e de haber ver. Rüstem'le meselenizi hallettiniz. Bir sıkıntı yok, öyle değil mi? Ciddi bir şey değil zaten. Âlâ. Fatma Sultan'dan uzak dur. Sıklıkla görüştüğünüzü işittim. Ara sıra sohbet ediyoruz sadece. Onunla ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Mühim bir şey değil. Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim. Cihangir'in vaziyeti beni düşündürüyor valide. Yaşı malum. Zannediyorum artık kendi haremini kurmasının vakti geldi. Nereden çıktı bu? Kendi mi söyledi? Bir şey söylemesine ne lüzum var? Sancağı çıkmıyor. Sarayın duvarları arasında kısılıp kaldı. Abilerinin derdi bitmiyor ki, sıra ona gelsin. İyi oldu söylediğin. Ben bunu bir düşüneyim. Müsaadenizle ben hünkârımızı görüp geleyim. Neredesin sen Sümbül? Kayboldun yine. İşten güçten başımı kaldıramıyorum ki sultanım. Sultanım, az evvel Zal Mahmud Ağa'yı gördüm. Rüstem Paşa'mız ikindi vakti divanda olacakmış. Söylediğine göre hususi bir görüşmesi varmış. Kiminle? İsmini cismini bilmiyorum sultanım. Fakat her kimse Şehzade Mustafa yollamış dedi. Belli ki gizli bir görüşme. Atmaca dedikleri sensin demek. Benim sultanım. Mevzudan haberdarsın değil mi? Ya Rüstem Paşa beni kabul etmezse? Hiç şüphen olmasın. Şu an içi içini kemiriyor. Mutlak kabul etmek isteyecek seni. Sen sadece fitili ateşleyeceksin. Gerisine karışmana lüzum yok. Anladım sultanım. Kimmiş Rüstem'in bu ziyaretçisi? Öğrenebildin mi? Vallahi sultanım, sordum, soruşturdum. Lakin kimsenin bir malumatı yok. Gel. Sultanım. Vakit yaklaşıyor. Rüstem Paşa divanda. Arzu ederseniz çıkabiliriz. Tamam. Rüstem Paşa Hazretlerini görmeye geldim. Kimsin? Fatma Sultanımızın gönderdiğini söyle. Ziyaretimden haberi var. Sultanım, nedir vaziyet melek? Hürrem Sultan dairesinden çıktılar. Demek büyük gün gelip çattı. Paşa Hazretleri. Yaklaş. Bir
Sen? Şehzade Mustafa Hazretleri'nin silahtarıyım. Bizzat verdiği hususi emirle buradayım. Malumunuz üzere sizinle görüşmemi sağlayan da Fatma Sultan'dır. Fatma Sultanımız, Hürrem Sultanımıza alakalı bazı sırlardan bahsetti. Sen de bunları ispat edecekmişsin. Doğrudur Paşa Hazretleri. Bu sebeple buradayım. Madem öyle, söyle neymiş bu sırlar bakalım. Konuşsana be adam. Arzu ederseniz başka bir yerde konuşalım paşam. Zira şu an gizlice dinleniyoruz. Hürrem Sultan sizi ve divanı uzun zamandır gizli odalarından takip ediyorlar. Bu ne cüret? Sen kimsin ki karşıma geçmiş alenen sultanımıza iftira atıyorsun? Hakikat bu Paşa Hazretleri. Üstelik bunu öğrenen sadece siz olmayacaksınız. Nasıl bir tuzak bu? Ha? Tuzak yok paşam. İftira yok. Şehzade Mustafa Hazretleri dostlarınızı tanımanızı istedi. Şimdi müsaade ederseniz gitmem icap ediyor. Zira hünkârımız gelmek üzeredir. Paşam. Çık dışarı.
Bir izah yok. Lakin kendimce haklı sebeplerim var. Bu saray öyle ihanetlere şahit oldu ki. İnsan kime itimat edeceğini bilmiyor. Farkındayım. En büyük korkun sadakatsizlik. Benim de öyle. Buna mani olmak için tedbir almaya çalıştım. Ne yapıyorsam senin hayrın iyiliğin içindir Süleyman. İnan. Bu vakitten sonra sana nasıl inanırım? Bu saray öyle ihanetlere şahit oldu ki. Ve senin bu yaptığın artık bu ihanetlerin en başında geliyor. Süleyman, yemin ederim ben sadece seni ve çocuklarını... Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış, içinden yıkıldığını görebiliyorum. Yanına kalacağını mı sandın? Bu defa affettiremeyeceksin kendini. Hünkârımızın bana olan aşkı bakidir sultanım. Biz ne fırtınalar atlattık. Tepemizde kara bulutlar dolaşıyor olabilir. Lakin o bulutlar gider. Güneş açar. Bu hep böyle olmuştur. Doğru söylüyorsun. Lakin hiç bu kadar pervasız olmamıştın. Hiç bu kadar haddini aşmamıştın. Kibrin gözlerini kör etmemişti. İbrahim Paşa'yı hatırla. Onun da sonuna kibri getirmişti, değil mi? Beni onunla kıyaslamayın. Ben onun gibi olmayacağım. Kim bilir? Hünkârımızın damarına bastın. Geçmemen icap eden huduttan geçtin. Geri dönüşü yok. Bitti.